torrentultra.com gururla sunar. Sana bir can borcum vardı. Onu ödüyorum. Senin yıllar önce yaptığın gibi sana ikinci bir şans veriyorum. Bir daha karşıma çıkma Alican'dan. Kadın kim abi? Seni mi gönderdiler beni öldürmen için Alican'dan? Sen artık ölüsün. İçeri! Cahit, arkadan gidiyorum. Thank you.
Gazi'yi ara. Bütün çıkışları tutsunlar. Ülkeyi terk etmelerine izin vermeyin. Tamam abi. Seni mi gönderdiler beni öldürmen için Ali Can'dan? Başkasını gönderirler, seni yaşatmazlar. Hemen Türkiye'yi terk et. Seni öldürdüğümü ve cesedini gömdüğümü söyleyeceğim. İhtiyacın olan şeyleri bu adreste bulacaksın.
Yaptığımız araştırmalar haklı olduğumuzu ortaya çıkarttı hocam. Türkiye'nin sınırları boyunca çok zengin maden yatakları olduğu doğrulandı. Spekülatif kaynakların gizlemeye çalıştığı bu bilgiyi birinci ağızdan, sizlerden duymak beni ziyadesiyle memnun etti. Çalışmalarımız değerli ilim adamlarının katkılarıyla çok boyutlu olarak devam edecektir. Devletimiz bizim sesimize kulak verdiği müddetçe biz bu milletin emrine amadeyiz. Ne oluyor? Ben nöbet yerlerini kontrol ediyorum. Peki sana ne oluyor? Botumu bağlıyordum komutanım. Onu nöbete çıkmadan önce yapacaksın. İstanbul'da olanları unutmayın dedim size. Bir gecede onlarca arkadaşımızı kaybettik. Şu anda hepimiz namlunun ucundayız. Dikkatli olun. Efendim, biz hazırız. Operasyona başlayın. Hocayı ve yanındaki adamları da bana getirin. Anlaşıldı efendim. Ne dinliyor biliyor musun? Kimse bilmiyor. Ama bir gün o yokken dinleyip bakacağım. Ondan habersiz dinle de kulaklarını koparsın. Pencerelerden uzak durun! Nasıl buldular? Sizin geldiğiniz araçlar takip edilmiş olabilir. Söylediğiniz kurallara uygun hareket etmeye çalıştık. Ama demek ki söylediğiniz kadar dikkatli olamadık. Bölgede büyük bir güvenlik zafiyeti var zaten Ayhan Bey. Kendinizi suçlamayın. Thank you.
Kıbrıs'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayıplarının acısını dindirmek mümkün değil, biliyorum Polat Bey. Maalesef sana sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bir sonuca ulaşabildik mi? Barnabas'taki hadisenin failleri için Kuzey Kıbrıs'tan çıkabilecekleri her yolu soruşturduk Polat Bey. Havaalanı, limanlar, bütün kıyı şeridi. Maalesef hiçbir ize rastlayamadık. Muhtemelen güney tarafından çıkmışlardır. Neler oluyor Gazi Bey? Sahil yolundan gidelim Mösyö. Manzarayı seyretmek istiyorum. Sana söylediğim istikamette devam et. Seni hareket halindeyken bu araçtan atıp yola devam edebilirim. Evet, yapabilir. O yüzden hanımefendinin dediğini yapsanız iyi olacak. Evin etrafını sarıyorlar. Sizi hemen bu çemberden çıkarmalıyım. Acele edelim. Dosyalarımı toplamam lazım. Dikkat edin! Yasin! Merak etmeyin efendim. Sizi buradan çıkarıp destek istemeliyiz. Bu gizli bir toplantıydı Yasin. Diplomatik bir kriz çıkmasını istemiyorum. Ben bir Polat Bey'i arayacağım. Bir an önce çıkalım buradan. Hadi. Bütün coğrafya kan ağlıyor. Libya, Mısır, Suriye, Irak gibi bu bölgelerdeki iktidarları kaos yaratarak değiştirdiler. Adını da huzur sembolü olan Bahar koydular. Sonuç olarak da kaybeden eski iktidarlar değil, her zamanki gibi milletin ta kendi. Çok haklısın. Etrafımızda tüm bu olup bitenlerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Sömürgeci güçler Kuzey Kıbrıs gibi stratejik bir ülkeyi es geçmezler, geçemezler. Burayla ilgili büyük oyunlar olduğunun bilincindeyiz. Biz bu bilinçle mücadelemize devam edip ulusal birliğimizi korumaya kararlıyız. Bu millet ya kaosu ya da huzuru yaşayacak. Şundan eminim ki hiçbir güç bilincin karşısında duramaz. Yeter ki bu bilinç millete sirayet etsin. Dikkatli arayın. Her türlü yazılı belge ve elektronik eşyayı alacaksınız.
Orta Doğu'da stratejik noktalar el değiştirirken küresel hanedanların hassas denklemine bir süredir farklı güçler de dahil olmaya başladı. Evet. Bu o kadar hızlı ve kestirilemez bir şekilde gerçekleşiyor ki şu anda bir Orta Doğu haritasından söz etmek mümkün değil. Bu bazılarının kendi haritasını oluşturması için en uygun zaman. Sömürgeci devletlerin mirası Orta Doğu'da bir şiddet akademisi inşa etti. Çok haklısın. Irak Savaşı küresel güçlerin bir talim alanıydı adeta. Orta Doğu uluslararası bir pazar haline geldi ve kendi savaş girişimcilerini doğurdu. Şimdi bu girişimciler küresel aktörlerin payına el uzatmaya başladı. Kanlı harita. Evet. Artık onların da kanının dökülme vakti geldi. Abi Yasin yaralamışlar. İstediğim adamları getirdin mi? Getirdim efendim. Küçük bir ekibi de evi aramaları için bıraktım. Güzel. İndirin. Hoş geldiniz. Benimle burada karşılaştığınıza şaşırmış olmalısınız. Şaşırmadım. Biliyordum burada olduğunu. Neyin peşinde olduğunu da biliyorum, John Smith. Ya, toryum madeninin kullanım alanları konusundaki ilginç fikirlerinizi duydum. Ayrıntıları almak için can atıyorum. Benden ancak bunu alabilirsiniz. Bizden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Siz Ayhan Bey'siniz, değil mi? Sizin de Türkiye ve çevresindeki uranyum kaynakları hakkındaki çalışmalarınızı ilgiyle okudum. Tabii kamuoyuyla paylaştıklarınızdan bahsetmiyorum. Devlet için yaptığınız ve Ankara Balgat'taki çalışma ofisinizde sakladığınız özel dosyalardan bahsediyorum. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Daha fazlasını da biliyorum profesör. Bütün çalışmalarınıza ulaştık. O yüzden artık size ihtiyacımız kalmadı. Bütün yaptıklarının hesabını verecek. Thank you.
Hücre arkadaşınızı da tanırsınız belki. Bir şey yok, bir şey yok. Merak etmeyin. Verdiğimiz ilaçlar biraz sersemletiyor, o kadar. Ne yapacağız hocam? Sizinle toplantımızdan resmi kurumların haberi olmadı. O yüzden başımıza gelenlerin duyulması biraz zaman alacak. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Şey konuşmayacak mısın Asya'cığım? Bana Polat Alemdar'la karşı karşıya geleceğimi söylememiştin. Öyle birini tanımıyorum ben. Bana cevap ver. Sana istediğim her şeyi verebilirim, biliyorsun Asya'cığım. Ben sadece bir cevap istiyorum. Polat neden seni takip ediyordu? Okey, okey. Biraz. Birazcık canını yakmış olabilirim. Bırak şimdi bunları. Konuşmamız gereken ciddi şeyler var. Benden ne istiyorsun? İşini yapmanı istiyorum Asya. Beni kötü adamlardan korumanı istiyorum. Bunu Dark River'ı kuran kişi mi söylüyor? Emrinde binlerce paralı asker var. Onları öldürmek için var. Sen yaşatmak için varsın Asya. Benim koruyucu meleğim olacaksın. Seni tanıyorum Asya. İnsan hayatına ne kadar değer verdiğini çok iyi biliyorum. Bu kalp çok güzel bir kalp. Kalbim olduğunu da nereden çıkardın? Bir zamanlar varmış. Bir yerlerde bırakmışsın, kaybetmişsin. Ama ben onu muhakkak bulacağım. Benimle konuşmak istediğin şey buysa, daha önemli işlerim var. Peki. Seninle büyük projem hakkında konuşmak istiyorum. Yeni bir devlet kuruyorum Asya. Dünyanın en güzel yerinde yeni bir devlet. Efendim, emriniz nedir? Ökten ve diğerlerinin bildikleri bizim için çok önemli. Onlar yarın merkez üsse götürülecek. Oradan da Londra'ya. Hoca? Hocadan maden konusunda görüştüğü bütün bilim adamlarının tam listesini alacaksın. Sonra infaz edilecek. Peki genç Türk'ü ne yapacağız? Ona dokunmayın. O benimle Türkiye'ye gelecek. Emredersiniz. Kıbrıs'ta adamların peşini bırakıp niye buraya geldik? Onlar canımızı aldılar bizden. Bir can daha vermemek için geldik Cahit. Yasin'i de hocayı da sağ salim geri alacağım. Kıbrıs'ta elimizden kaçanlara sonra sıra gelecek. Onların bir hesabı varsa, benim de bir hesabım var. Mezopotamya'dan bahsediyorum Asya. Babil, sonun başlangıcı. Tanrı'nın gazabıyla dillerin ve dinlerin ayrıldığı medeniyet. Ama her şey burada.
başladığı yerde son bulacak. Babil Krallığı kurulacak ve bir daha asla ayrılık olmayacak. Tanrı'nın gazabını üzerine çekmekten korkmuyor musun? Tanrı. Tanrı bu toprakları terk edeli çok oldu. Hak iddia edecek durumda değil. O dava belki kıyamet koptuktan sonra görülecek. Kıyamette senin payın yok mu peki? Dark River'ı bu bölgede savaşmak için kurmadın mı? Hemen her terör grubuna destek verdin, eğitim verdin. Neredeyse bütün savaş lordları için çalıştın. Kanlı pazarda en çok kazanan sensin. Dur. Şunu anlamalısın Asya. Şunu herkes anlamalı. Bu topraklarda yaşamanın bedeli ölmek. İnsanlara ölümü mü vaat ediyorsun? Hayır. Dirilişi vaat ediyorum. Mezopotamya'ya barışı getirmeyi vaat ediyorum Asya. Bu coğrafyayla olan bağını anlıyorum. Ama yöntemlerin kabul edilemez. Koruyucu melek Asya. Ölümden sakınan o insanlar zaten ölü. Savaştan kaçan bütün o masum insanlar. Yaşadıkları ve gördükleri şiddet genlerine kodlanmış. Şu anda 13 milyon çocuk eğitim almadan büyüyor. Ne olacak bunlar? Her biri potansiyel birer terörist. Anne karnındaki bebekler bile terörist. Ya, biliyorsun kimden terörist olur çok iyi bilirim. Şiddetin ilmini tahsil ettim ben. Onu biliyoruz. Peki, ya yollara düşmüş perişan mülteciler? İnsanoğlu da nihayetinde bir çeşit bitkidir Asya. Toprakta biter, toprağa düşer. Onu toprağından ayırırsan, ölür. Senin ölü dediğin insanlardan ben ölümsüz bir ekip kurdum. İşte asıl meseleye geldik. Neden bahsediyorsun? Bölgede atacağım ilk adımlardan biri yüksek donanımlı bir mülteci kampı kurmak olacak. Ve bu yeni ülke için sana ihtiyacım var Asya'cığım. Hepsi bu. Nereye? İstanbul'u dinlemeye gidiyorum. Tamam artık gidiyoruz. Geride sağ kimsenin kalmadığından emin olun. Konuşma lan. Geber. Abi. Yasin. Yasin. Asya Hanım, nereye gidiyoruz? Ben sana yolu tarif edeceğim. Buradan sola dön. Bu
Buradan da sağa dön. Burada inecek. Gidebilirsin. Seni aradığımda beni buradan al. Peki efendim.
Efendim Meryem. Asiye Hanım, acil bir durum var. İstanbul Bükreş seyahatinde koruma görevini üstlendiğim Okan Bey kayboldu. Neredesiniz? Bükreş ofisindeyiz. Hemen geliyorum. Beni bıraktığın yerden al. Hemen. Uçağı da hazırlasınlar. Romanya'ya gidiyoruz. Anlaşıldı. Baskından geride kalan belgeleri alsınlar diye bıraktığımız ekibimizle irtibat kesilmiş. Saldırıya uğramış olabilirler. Olabilir. Ben alacağımı aldım. Oraya başka bir ekip gönderelim mi? Hayır. Tuzağa düşen beceriksizleri düşünecek değilim. Geçmiş olsun Polat Bey. Sağ ol doktor. Yasin sana emanet. Allah'ın izniyle, merak etmeyin. Şimdi ne yapacağız abi? Yasin konuşmadan nasıl bulacağız hocanın izini? Burada ne kadar mekanları varsa hepsini tek tek basacağız. Özlemişsindir. Sana kebap getirdim. Akşama da baklava var. Sizi buradan çıkaracağım. Öktem hocam. Hocam. İlacın etkisinde. Ayağa kalkabilir misin hocam? Yemek götüren eleman niye çıkmadı hala? Biriniz bakın şuna. Hadi. Dışarı. Hadi.
Çabuk, herkes dışarı. Şu kamyoneti al. Uzaklaşın buradan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de şununla gideceğiz. Niye çalışmıyor? Araca kurşun isabet etmiş olmalı. Hallettim. Kaçtılar. Adamların hepsi kaçtı. Esirlerin hepsi kaçmış efendim. Kaçsalar da onları bulurum. Benim topraklarımda hiçbir yere saklanamazlar. Toplan! Merak etmeyin. İlacın etkisi böyle böyle geçecek. Ona ne vermişler? Bildiklerini söylesin diye muhtemelen bünyesini zayıflatmak amacıyla kullanılan bir kimyasal. Siz Öktem Hoca'yı tanıyor musunuz? İsmini biliyordum ama tanımıyordum. Sen onu nereden tanıyorsun delikanlı? Alo. Nerede? Tamam. Kaçak esirlerin izini bulduk. Dördüncü bölgenin sınırındaki yol kenarında görülmüşler. Ya, güzel. Gidelim. Bir araç geliyor. Bizi görmeleri tehlikeli olmaz mı? Çalılıkların arkasına geçin. Böyle kaçıp saklanamayız. Polat'a haber vermem lazım. Siz burada bekleyin. Dikkat et delikanlı. Ellerini başının üstüne koy. Diz çök. Diz çök.
Sagir Şerifsiz'in ateşe verdiğimiz yer buradan birkaç kilometre sonraydı Cahit. Önce oraya bakalım. Tamam abi. Polat benim. İyi misiniz? Neredesiniz? Bizi götürdükleri yerden kaçtık Polat. Ama nerede olduğumuzu tam olarak bilmiyorum. Sanırım epey bir uzaklaştık. Bulunduğunuz yeri tarif edin. Çevrede, civarda ne var? Bana anlatın. Ne görüyorsunuz? Ormanlık bir alanda, üç yolun kesiştiği bir yerdeyiz. Bir de çok uzakta bir köy görüyorum. Toprak yoldan mı? Evet, toprak yol. Dön Cahit. Hocam şimdi beni dikkatle dinleyin. Telefon artık çekmiyor. Bu taraftan gideceğiz. Bana güvenin hocam. Ben sana her zaman güvendim Yusuf. Tamam. Şimdi yormayın kendinizi. Hareket eden her şeye ateş edeceksiniz. Yürüyün. Abi bu çocuk... Evet Cahit. Fehmi'nin oğlu Yusuf. Hocam iyi misiniz? Yaralımız var Polat. Durumu ağır. Bana yardım edin. Hocam ölüyor. Merak etme, yaşayacak.
Sistemi kurman ne kadar sürer? Şu anda sosyal medya hesaplarından profil depolamakla meşgulüm. Tanımadığım insanlarla çalışma fikri beni rahatsız ediyor Ariel. Bu en güvenli yöntem. Önümüzdeki süreçte meşruiyetine gölge düşürecek her türlü bağlantıdan kaçınmalıyız. Sistem nasıl çalışıyor peki? Bir algoritma oluşturdum. Depolama işlemi bittiğinde eylem tarzına uygun kişiler bu algoritma sayesinde otomatik olarak seçilecek. Otomatik seçimi kabul edemem. Adamlarımı ben seçerim, kendim. Bu tarz bir hareket çok tehlikeli olur. Seçimler rastgele olmalı. Tercihlerin üzerinden zihin yapın, deşifre olabilir. Benim zihin yapımı deşifre edecek birini tanıyor musun sen Ariel? Ben tanımıyorum. Ama bu öyle birinin var olmadığı anlamına gelmez. Bir an önce bitir şu işi. Sistemi test etmek istiyorum. Elbette. Onlarla görüşmeye karar verdim Ariel. Bu yapacağın en son şey. Benim ne yapacağımı kim bilebilir? Neden böyle bir karar verdin? Çünkü Ariel, elimde benim hiçbir işime yaramayan ama dünyayı yerinden oynatacak kadar güçlü bir şey var. Yüce Majestenin asası. Hı. Onlara mı vereceksin? Daha iyi bir teklifin var mı? Soruma karşılık 3 saniyeden fazla sustun, benim dediğimi yapıyoruz. Görüşme için gerekli düzenlemeleri yap, beni haberdar et. Nasıl durumu? Tehlikeyi atlattı. Efendim, Ankara'dan aradılar. Hay hay, hemen arayalım. Hayatımı kurtardınız. Size bir can borçluyum. Canı Allah verir, Allah alır Yusuf. Ne zaman alacağını da o bilir. Bana bir borcun yok. Senin ne işin var burada? Siz İstanbul'da beni neden çağırmıştınız? Bilmen gerekenler vardı. Bana herkes aynı şeyi söylüyor. Başka kim söyledi bunu? Öktem Hoca. Onu daha önceden tanıyor muydunuz? Doktor Öktem'i biliyorum. Sana tam olarak ne söyledi? Türkiye'ye geleceğim zaman benimle önemli şeyler konuşacağını ve tehlikede olduğumu söylemişti. Sonra da konuşmaya fırsatımız olmadı. Bir daha konuşabilecek mi onu da bilmiyorum. Peki siz bana ne söyleyecektiniz? Benimle neden görüşmek istediniz? Seni uyarmak istiyorum delikanlı. Ben çocukluğumdan beri beni uyarma hikayeleri dinliyorum. Benim anlatacaklarım hikaye değil. Benimle ilgili ne biliyorsunuz ki? Dedenin ve babanın hizmet ettiği büyük ortakları seni özel yeteneklerle donatıp Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ülkeyi yönetecek adaylardan biri olarak yetiştirdiler.
Sen onlar için göreve geldiğinde sana verdikleri her şeyi fazlasıyla geri isteyecekler. Babana yaptıkları gibi. Hiçbir şey anlamadım. Hemen anlamını beklemiyorum zaten. Babanın gerçekten kim olduğunu, kimlerle çalıştığını bilmiyorsun daha. Ama seni biliyorum. Sen benim aileme düşmanlık edensin. Ben bu vatan için çalışan herkesin dostuyum. Vatana ihanet içinde olan herkesin de düşmanıyım. Benim ailem bu ülkenin en büyük güçlerinden biri. Bizi ihanetle suçlayan biriyle konuşacak bir şeyim yok. Oğlum, hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Bir şey mi oldu? Yürüyebiliyorum baba. Başaracağını biliyordum oğlum. Tebrik ederim seni. Senin desteğinle başardım baba. Seni böyle görmek de varmış. Şaşırmana gerek yok Hakkı. Kenan artık yürüyor. O benim geleceğim. Şunu iyi bil ki Hakkı, bu koltuğun benden sonraki sahibi Kenan'dır. Hiçbir şey yok.
Mekanın ses kayıtlarından da hiçbir şey çıkmadı. Asya Hanım, çok üzgünüm. Bizim işimiz üzülmek değil, filmin sonunu mutlu bitirmek. Bir gelişme var mı? Hayır, hiçbir iz bulamıyoruz. Şimdi bana her şeyi kısaca yeniden anlat. Görev bildiğiniz gibi dün başladı. Okan Bey Romanya ziyareti boyunca bizim ona eşlik etmemizi istedi. İlk gün otelden hiç çıkmadı. Bugün bir iş görüşmesi için kongre salonuna gitti. Ben de yanındaydım. Görüşmenin özel olduğunu aşağıda beklememi söyledi. Uzun süre çıkmayınca geri dönüp kontrol ettiğimde mekanda kimse yoktu. Kimlerle buluştuğunu biliyor musun? Hayır. İşin ne olduğunu söyledi mi? Türkiye'deki bir turizm yatırımıyla ilgiliymiş. Elimizde ne var? Sadece buluşma mekanına girerken çekilmiş kamera kayıtları. Göster. Yüz kere izledim. Dikkat çekici hiçbir şey yok. Bir daha göster. Dur. Büyüt. Adrian Sanko. Kim bu adam? Romanya'daki kumar işlerini yöneten mafya lideri. Bu adamı bulursak Okan'ı da buluruz. Sebastian'ın bu kadar kısa sürede uluslararası kabul görmesi doğrusu benim de dikkatimi çekmişti Hakkı. Hanedanlarla hiçbir bağının olmadığına inanmak doğrusu güç. Kendisinden bir girişim dehası olarak söz ediyor. Hangi sektöre el atsa sektör uçuşa geçiyor. O halde enerji işine el atmasını sağlayalım. Hiç değilse içinde bulunduğumuz bu dar boğazda bize biraz nefes aldırır. Ayrıca onun Türkiye ziyaretini muhakkak değerlendirmeliyiz. Otomotiv sektörüne de sihirli eline değdirmiş anlaşılan. Sen onu tanıyor musun? Sinitiyatif'in bazı araştırmalarını takip ediyorum. Özellikle otomotiv sektöründeki çalışmaları bana ilham veriyor. İlginç biri. Asla elindekiyle yetinmiyor. Hep daha fazlasını istiyor. Devam et. Lütfen fikirlerini bizimle paylaş. 5 yıldır biriktirdiklerimi dinlemeye hazır mısın baba? Elbette. Büyük bir zevkle. Karanlığı nasıl aydınlattığını görmek istedim. Biliyorum, seni çok beklettim. Ama erteleyemeyeceğim işler vardı. Yok, hiç önemli değil. Aman Allah'ım. Bu çok güzel. Ama bu çok değerli. Bunu kabul edemem. Senin bana vereceğin hediyenin yanında lafı bile olmaz.
Sana bir şey söylemem lazım. Söyle hadi. Silahın var mı diye bakıyorsan korkma. Sen benim bütün silahlarıma karşı kalkan olacak zırhını sürmüşsün. Hadi söyle. Ben... hamile değilmiş. Sana yalan söylemedim. Sadece yanlış anlamışım. Yanlış alarm yani. Smith'in hoca ve profesörleri kaçırmasıyla asa operasyonu arasında bir bağlantı göremiyorum. Tedbirimizi alıp Smith'le sonra ilgileniriz. Gölge olarak beliren düşman giderek gün yüzüne çıkmaya başladı. Abi kim olduğunu nasıl öğreneceğiz? İz sürerek. Barnabas Kilisesi'nde bulduğumuz kanlı harita gölgenin emellerini ortaya serdi. Kendince haritasını kardinalin kanıyla mühürlemiş oldu. 100 yıl önceki kirli ve gizli anlaşmaların güncellenme zamanı. Bölgede yapılacak gizli toplantıların izini sürmeliyiz. Yeni aktörlerin kimler olabileceğini tespit etmeliyiz. Küresel güçler böyle kritik zamanlar için yerli müttefiklerle çalışacaktır. Abi o zaman şu durumda kuzuzadeler akla gelen hikayeli. Abi Yusuf, Fehmi'nin önüne geçebilecek bir çocuk. Yusuf bir müddet daha kendi yolunu çizecek. Biz de onu yakından izleyeceğiz. Ailesinin devlet düşmanlarıyla işbirliğinde olduğunu idrak etmesini bekleyeceğiz. Hoş geldin Süha Baba. Hoş bulduk evladım. Buyur. Hayırdır Erhan evladım? Peki görmedim seni. Zoruma gidiyor Süha Baba. Neydi bu yiğitlerin günahı? Otur evladım. Günahları yok ama sevapları büyük evladım. Bu vatan için yaşadılar ve bu vatan için şehit oldular. Yok baba, sen ne dersen de. Ben bu kadar ölümü kabul edemiyorum. Onlar ölmediler evladım. Şehitler ölmez. Polat Bey'in ricası var. Hepinizin kurbanlarıyla ilgilenmem gerekiyor. Sen bana yardım eder misin evladım? Biz nice yiğitleri kurban verdik Süha Baba.
daha neyi kurban edecekmişiz? Yok evladım. Hala kurban edeceklerimiz var. İbrahim peygamberin oğlu yoktu. Allah'tan evlat niyaz etti. Ve İsmail peygamber dünyaya geldi. İbrahim Halil'di. Halil, Allah'ı seven ve o sevgili uğrunda her şeyini feda eden demekti. Oğlunu kurban etmesi emredildiğinde İsmail peygambere emri iletti. İbrahim peygamber de oğlu İsmail peygamber de emre itaat ettiler. Allah ikisinin de itaatini ödüllendirdi ve gökten koç indirdi. İsmail peygamber yerine koç kurban edildi. Biz Müslümanlar da bu itaati ifade etmek için kurban keseriz. Nefsimizin arzu ve isteklerini yok etmeden kurban kesmek yalnızca bir emri yerine getirmektir. Biz bu bayram içimizdeki kin ve intikam duygularını kurban edelim. İsmail peygamber gibi evlatlarımız ölmesin, kayıplarımız olmasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haklısınız Süha Bey. Kayıplarımıza rağmen ve onların hatırasına hürmeten biz yolumuza devam edeceğiz. Dostlarımıza ve yeni yetişecek elemanlarımıza manevi destek vermek için sizi yanımızda görmek isteriz. Abi Arif aradı. Emniyet İstanbul'daki operasyonlarla ilgili bir ipucu bulmuş. Sen izi takip et Cahit. Gelişmelerden beni haberdar et. Tamam abi. Ben bunun yakasını böyle istememiştim. Sizin istediğiniz model için bu kumaş hiç uygun değil efendim. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Tercih ettin. Ne var? Arkanda bıraktığın işleri yürütüyordum. İşine saygılı insanlara saygımız sonsuz. Bugünlük tamam. Kanun'la görüştüm. Seni Kudüs'teki toplantıya bekliyorlar. Kudüs demek. Uygulanacak protokolü ayrıca bildirecekler. Sen ne düşünüyorsun? Ayrıntılı rapor dosyada. Gitmeden incelesen iyi olur. Sen gelmiyor musun? Hayır. Tek başına gitmen gerekecek. İlk şartları bu. Şart. Merci monsieur. Burası olduğuna emin misin? Adamın resmi iş yerleri dışındaki tek mekanı burası. O zaman başlayalım. Thank you.
Oteli bize vereceksin. Adrian'a söyledim. Oteli satmayacağım. Satın almak için yaptığımız teklif iptal oldu. Artık bu işi parasız halledeceğiz. Bana bak. Dur, yaklaşma, öldürürüm. İndir silahını. Senin geleceğini biliyordum Masiha. Beni kurtaracağını biliyordum. Sen olmasan işim bitmişti. Benden zorla otelimi almaya kalktılar. Vermeyince de kaçırdılar. Eğer gelmeseydin işim bitmişti. Şimdi iyi misin? Evet. Bana mafya ile başının belada olduğunu söylemeliydin. Haklısın. Bunu yaptığın için sana kızmıyorum. Sana artık bir can borcum var. Meryem! Dayan Meryem. Buradan çıkmamız lazım. Bildiğim bir hastane var. Orada güvende olursunuz. Hadi. Kime bakmıştınız? Depoya baktım. Hayırdır, niye baktınız? Böyle bir depo lazım da bize. Yok, burası kiralık değil. Sahibiyle bir konuşsaydık. Kiralık değil dedik ya beyefendi. Eyvallah. Alo. Depoya bakmaya biri geldi. Sahibini sordu. Alo. Alo. Konuşsana lan. Kime haber verdin lan? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum, kime haber verdin? Ben sadece işimi yapıyorum. O zaman gel bakalım. Sen konuşana kadar ben de işimi yapayım. Gel. Yaralılarımızla ilgili Hüsnü Bey'le konuştum abi.
Nedir durum Erhan? Yasin maşallah çabuk ayağa kalkacak gibi. Birkaç gün içerisinde normal odaya alacaklarmış. Güzel. Peki Doktor Öktem? Hayati tehlikesi yokmuş ama bir süre daha yoğun bakımda uyutmaya devam edeceklermiş. Durumunda en ufak değişiklik olursa bana haber versinler. Tamam abi. Kudüs'ü ziyaret için en güzel mevsimi seçmişsiniz. Kudüs her mevsim güzeldir beyefendi. Toplantı bu akşam. Size toplantı mekanına kadar eşlik etmekle görevliyim. İlk müdahaleyi yaptık ama birkaç operasyon daha geçirmesi gerekecek. Durumu ancak ondan sonra söyleyebilirim. Görebilir miyim? Tabii buyurun buyurun. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi misin? Bilmiyorum. İyi olacaksın. Hiç merak etme. Merak etmiyorum. Benim için önemli de değil. Siz elimi tutmasaydınız şimdiye kadar zaten sokakta ölecektim. Sen güçlü bir kızsın. Bunu bana siz öğrettiniz. Tamam. Daha fazla konuşma artık. Dinlen biraz. Siz de benimle uğraşmayı bırakın artık. Belki de benim için yolun sonudur burası. Sokaklarda, bataklıkta güzel bir hayat hak eden başkaları da vardır mutlaka. Meryem, biz bir aileyiz. Seni de, diğerlerini de asla bırakmayacağım. Tamam mı? Durumu nasıl? İyi değil. Onu burada bırakamam. Sana borçluyum. İzin ver ben halledeyim. Hastaneyi ayarlarım. Tıbbi destek sağlayacak bir uçakla İstanbul'a gideriz. Ne oldu Cahit?
Adamın izini buldum. Ben geçiyorum abi. Tamam Cahit, dikkatli ol. Ben de diğerine geçiyorum. Şimdi mi abi? Evet Cahit. Sonra haberleşiriz. Buyurun, bir şey alır mısınız? Benim maske ihtiyacım yok. Neden buradasın? Anlat. Adım Sebastian Barnabas. Sin İtiyatif'in kurucusuyum. Ama pek çoğunuz beni Dark River'ın kurucusu olarak tanır. Bugüne kadar tanımayan da çok yakında Babil Kralı olarak tanıyacak. Bizden ne istiyorsun? Türkiye suyun başı. Harekat oradan başlayacak. Ben yapacağım şeyi size inandırana kadar bana izin verin. Yoluma çıkmayın. Türkiye'den bana ait toprak parçasını alacağım. Bunun karşılığında da size tapınakçıların peşinde olduğu asayı getirdim. Bugün eğer bir kutsal kase varsa, onu size getirecek olan kişi de gene benim. Burası mı?
Adam içeride. Anlaşıldı. Şimdi beni iyi dinleyin. Adam içeride. Herkes bölgesini biliyor. Ona göre hareket edin. Çok dikkatli olun. Biz hakkıyla bütçe üzerinde ayrıca bir çalışma yapacağız. Siz de profesörle projenin genel hatları üzerine konuşun. Ayrıca hemen çalışmalara başlayın. Zeki Hoca'yı buraya getirtmesek baba, ben yanına gidebilirim. Merak etme oğlum. Zeki Bey'le ben bizzat görüştüm. Çok memnun oldu. Hakkı da şimdi onu almaya gidecek. Hakkı, sen hala gitmedin mi? Hakkı, cevap versene. Evine hoş geldin Zeynep. Turentultra.com grubu da sundu.